Selamlar. Kanalınıza abone olduğumdan beri bütün hikayelerinizi dinledim. Bunları duydukça yalnız olmadığım ve benim gibi birçok paranormal olaylarla karşılaşan insanların olduğunun farkına vardım. İsmim Hakan. Anlatacağım olay Yozgat'ın bir köyünde 2003 yılında geçiyor. Yine her zamanki gibi sabah üzerimi giyip evde olan 5-10 koyunu önüme kattığım gibi komşumuzun evinin oraya doğru ilerlemeye başladım. Okullar yaz tatilinde olduğu için ben ve komşumun çocuğu olan Cuma isimli arkadaşımla birlikte, onların da mevcut olarak evde besledikleri 15-20 koyunu karıştırıp akşam boyu otlatmak üzere evlerden çıkardık. Koyunlar önde, biz arkada, yanımızdaki 3 kangal köpeğiyle birlikte sohbet ederek eşeğimizin heybesinden gelen cızırtılı radyo sesiyle birlikte yolumuza koyulduk. Koyunları yalnız mezarlık denilen istikamete doğru götürür. Oradaki otlak alana girer. Koyunlar hem daha iyi beslenir hem de sağa sola ilerlemeden orada kalırlardı. Yalnız mezarlık dediğim mevki evimize uzak olsa da oradaki otların yoğunluğu ve bolluğu bizim oraya gitmemiz için bir sebepti. Ayrıca tepenin başındaki çardak denilen eski bağ evinde oturur, hem çayımızı çorbamızı içer hem de güzel manzara eşliğinde sohbet ederek günümüzü geçirirdik. Günler böyle geçerken İstanbul'a göç eden ikimizin de ortak arkadaşı olan Uğur da köye yaz tatili için gelmişti. Uğur, Cuma ve ben ertesi gün koyunları otlatmak için kararlaştık. Ertesi gün olduğunda koyunları dışarıya saldım. Uğur da çoktan gelmişti. Uğur da elinde erzak getirmişti. Getirdiği malzemeleri alıp hemen eşeğe yükledikten sonra yola koyulduk. Cumaların evinin yanından geçerken Cuma da evden bize katılarak her zamanki gibi yalnız mezar istikametine doğru ilerlemeye başladık. Yalnız mezarlıktan bahsedecek olursak, dedelerimizin, ninelerimizin akşamları elektrikler gittiği zaman mum ışığında bize anlattıkları kadarıyla köyde bir zamanlar bir kadın yaşarmış. Bu kadının evli olmasına rağmen hiç çocuğu olmamış. Büyücülük ile uğraştığı söylenen bu kadının evine sürekli yabancı insanlar gelip gidermiş. Haliyle köylü de bu kadından şüphelenir ve dışlarlarmış. Gel zaman git zaman köyde çocuk kayıpları başlayınca köylülerin hepsi bu kadının üzerine yüklenmişler. Kadının evini aramışlar ama evde aradıklarını bulamamışlar. Köylüler kadının evinden çıkarken köyün delisi olan Deli Muammer isminde bir meczup evinin önünde büyümüş asırlık incir ağacının altını kazmaya ve deli gibi bağırmaya başlamış. Bunu gören köylüler hemen yanına vardıkları anda ağacın altına gömülmüş bebek cesetleri, kollar, bacaklar, keçi kafaları ve buna benzer bir sürü büyü malzemeleriyle karşılaşmışlar. Köylüler gördükleri manzara karşısında sinir krizi geçirmişler. O hırsa birlikte kadının evini ateşe verip kadını da orada öldürmüşler. Cesedini köy halkı mezarlıkta istemediği için tek başına bizim de koyunları götürdüğümüz yere gömmüşler ve hala mezarlığın yeri belli şekilde tek başına orada durur. Biz de sohbet ederek yalnız mezar mevkiine geldik. Evden oraya gelmemiz bir saati bulmuştu. Öğle sıcakları bastırmaya başlamıştı. Koyunlar hemen otlak alanların olduğu ağaçların gölgesinde hem sıcakların geçmesini bekliyor hem de karınlarını doyuruyordu. Biz de fırsattan istifade üzüm bağlarının tepesinde bulunan bağ evine geçip evden getirdiğimiz malzemeleri çıkarıp başladık öğle yemeğini yapmaya. Laf lafı açıyor, konu konuyu açıyor derken arkadaşım Uğur'la İstanbul'dan bahsedip eskileri yad ettik. Sohbet ettiğimiz esnada uzaktan gördüğüm yalnız mezar gözüme çarptı. Tam bu sırada Uğur, "Vay be, yalnız mezar, seni bile özlemişim," dedi. Oradan Cuma lafa girerek, "Neyini özledim bu mendeburun mezarının?" diye çıkıştı Uğur'a. Yalnız mezardan konu açılınca üçümüz de eskilerin anlattığı hikayeleri birbirimize ardı sıra anlatmaya başladık. Anlattığımız hikayeler gerçeği yansıtmayan şeylerdi. Fakat kimse itiraz etmiyor, yalan olduğunu bildiğimiz halde oradaki atmosferin güzelliği karşısında
keyifleniyorduk. Akşam ezanının okunmasına az bir vakit kalmıştı. Yolumuz uzun olduğu için hazırlanmaya başladık. Uğur'la biz hazırlanırken Cuma da koyunları toplamak için yerinden kalktı. Biz eşyaları eşeğe yüklerken eşek birden sanki bir şeyden korkmuş gibi ürküp yalnız mezarın olduğu istikamete doğru ilerlemeye başladı. Uğur'a, Uğur koş yakala dedim. Uğur hemen korkmuş olan hayvanın arkasından koşup yakalamaya çalıştı. O sırada ben de yerde son kalan eşyaları topladıktan sonra Uğur'un bana Hakan buraya gel çabuk dediğini duydum. Kafamı kaldırıp Uğur'a doğru yöneldim. Sonradan fark ettiğimde Uğur yalnız mezar istikametine doğru dikkat kesilmiş eliyle bana sus işareti yaptı. Parmağını dudağına götürüp dinle dedi. Uğur'un baktığı yere doğru bakıyordum. Fakat koyun çanları ve sürü sesinden başka bir şey duyamıyordum. Biraz daha dikkat kesildikten sonra çocuk seslerinin geldiğini, güle oynaya uzaktan iki karaltının bize doğru yaklaştığını gördüm. O an aklıma bağ evinde birbirimize anlattığımız hikayeler geldi. O gelen iki karaltının az çok ne olduğunu kestirebiliyorduk. Uğur ve ben küçükken Kur'an kursundan öğrendiğimiz duaları okumaya başladık. Duaları okurken de bir yandan kaçıyorduk. Koşarken şiddetli bir şekilde ıslık çalıp koyunları toplamaya çalışan çoban köpeklerine seslendim. Köpeklere isimleriyle seslenerek yanımıza gelmelerini sağladım. Benimle birlikte köpekler de koşmaya başladı. Elimiz ayağımıza dolaşmış, ne yapacağımızı bilmeksizin eve doğru koşmaya başladık. Ne eşek, ne koyun, ne de başka bir şey aklımıza gelmiyordu. Sadece o alandan uzaklaşıp yola çıkmak için adeta kendimizi zorluyorduk. Bizimle beraber koşan köpeklerimiz sanki etraftan saldırı varmış gibi şiddetle havlıyor, etrafına bakınıyordu. Biraz dinlenmek için durduğumuz sırada arkadaki çocuk sesleri kesilmiş, onun yerine acı çeker gibi ağlayan bebek sesleri gelmeye başlamıştı. Birden aklımıza Cuma geldi. Cuma nerede diye sağa sola bakmaya başladık. Cuma'ya seslendik ama ne ses vardı ne seda. Cuma'yı bulamıyorduk. Kireç gibi olmuş yüzümüzle birlikte köye en yakın olan eve doğru koşmaya başladık. Önümüzde bir tepe vardı. Tepeyi aşıp köye gidersek yolumuz bir saat kadar uzayacak. Eğer tepeyi aşmayıp da Alim Pınar denilen mevkiden gidersek 20 dakika içinde köye varmış olacaktık. Uğur'la karar verip Alim Pınarı denilen dere yatağının yanından köye gitmeye başladık. Dere yatağının kenarından koşarken derenin karşı tarafında bu zamana kadar duymadığım çalgı, tef sesleri kulağımıza çalınmaya başladı. Bu konuları çok konuştuğumuz için bunun bir cin düğünü olduğunu anladık. Olduğumuz yerde kas katı kesilmiş, ne tarafa gideceğimizi bilmez şekilde köye doğru nefessiz koşmaya başladık. Dereyi geçip düzlüğe çıkınca kararmış olan etrafta uzaktan da olsa köyün bize olan girişteki ilk sokak lambasını görünce birden içimiz rahatlamış, sureler eşliğinde köye doğru yürümeye başlamıştık. Köydeki ilk ev Recep amcanın eviydi. Kapıya gelip var gücümüzle Recep dayı diye bağırmaya başladık. Bir yandan da kapıyı yumrukluyorduk. Koyunları otlatmaya giderken Recep dayının kuyusundan su aldığımız için bizi tanırdı. Recep dayı kapıyı açıp bizi görünce bizim köyde daha evvel işlenmiş olan cinayet olayı aklına gelmiş. Yine öyle bir olay olmuş gibi ne oldu, bu hal ne diye sorular sorarak hanımına su getir diye el işareti yaptı. Gelen suyu hem yüzümüze çarpıyor hem de konuşmaktan kesilmiş nefesimizi toparlayıp ağzımızdan çıkacak kelimeleri bekliyordu. Sonunda Uğur nefesini toplayıp olan biteni Recep dayıya anlatmaya başladı. Recep dayı yalnız mezarı bildiği için içeriye girip o zamanlarda her evde telefon olmadığı için ev telefonuyla ailelerimize haber verdi. Biz kendimize gelmeye başlamıştık. Buradan sonrasını babamın ağzından anlatıyorum. İnşaattan gelmiştim. Evdekilere koyunlar geldi mi diye sorduktan sonra hayır cevabıyla meraklanıp uzaktaki dağın sırtını izlemeye başlamıştım. Çocuklar genelde hava kararmadan eve gelirdi. O sırada hanım telefon geldi. Recep arıyor deyince içime bir korku düştü. Telefondan Recep'le konuşmaya başladım. Ali, sizin çocuklar yalnız mezarın oradan geldiler.
yüzleri kireç gibi. Zannedersem Şerliler ilişmeye çalışmış deyince hemen geliyorum dedim. Musa'nın oğlu Cuma da onlarlaymış ama onu bulamamışlar. Cuma ortada yok deyince hemen ara Musa'yı, onu da alıp geliyorum dedim. Ve telefonu kapatıp motora bindiğim gibi yol üzerindeki Musa'nın evine uğradım. Ben gidene kadar Recep Musa'yı aramış, olan biteni anlatmıştı. Musa ben geldiğim sırada evine misafir gelen birkaç kişiyle motora sığmayacağımız için onun arabasına binmiştik. Hızlı şekilde yol üzerinde olan Recep'lerin evine vardık. Recep'lerin orada Hakan ve Uğur'u gördüm. Recep hemen aracımıza yaklaşıp Cuma yalnız mezarın ortaymış. Hemen gidelim dedi. Recep, ben, Cuma'nın babası, Musa ve birkaç misafiriyle birlikte yalnız mezarlığın oraya doğru sürmeye başladık. Mezara yaklaştığımızda mezarlığın yanındaki eşeği görünce direkt mezara doğru sür diye bağırdım. Mezarın yanında boylu boyunca yatmış olan Cuma'yı görmemizle birlikte Musa feryatlar içinde arabadan inip oğluna doğru koşmaya başladı. İleriden koyunların sesi geliyordu. Hemen ben ve birkaç köylü daha araçtan inip siz Cuma'yı topal hafıza götürün, biz de koyunları alıp geliyoruz dedim. Musa yerde hareketsiz ve bir noktaya kilitlenmiş şekilde bakan oğlu Cuma'yı kucaklayıp arabanın kasasına götürdü. Ve onlar hızlı şekilde dönüp köye doğru giderken bizler de koyunları alıp sürdük köye doğru. Buradan sonrasına Hakan olarak anlatmaya devam ediyorum. Recep dayının evinde kendimizden geçmiş olarak beklerken birden avludan içeri bizimkilerin aracı girdi. Aracın arkasında Musa amca ve Cuma vardı. Nafiye nene bizi hemen ayağa kaldırıp Recep dayının "Getir onları da getir anne, topal hafıza gidiyoruz" demesiyle birlikte kendimizi pikapın kasasında bulduk. Topal hafız dedikleri kişi köyün ermiş alimlerinden bir zattı. Topal hafızın evinin önüne gelince topal hafız her şeyden haberdarmış gibi kapıdan çıkıp dualar okuyarak bizi arabadan indirdi. Evin içine sokup üçümüzün üzerine beyaz çarşaf kapattı. Çarşafı kapattıktan sonra bayıldığımı hatırlıyorum. Bayılmadan önce en son duyduğum şey Cuma'nın değişik şekilde çıkardığı sesler ve topal hafızın okuduğu surelerdi. Ne kadar baygın kaldığımı bilmiyorum ama uyandığımda Uğur kendine gelmişti. Kafamdan çarşafı indirip sağımdaki kalın bir sesle anlaşılmaz şekilde konuşan Cuma'ya gözüm ilişti. Gözlerinin içi bembeyaz olmuş, titrer gibi sürekli sallanıyordu. Topal hafız sürekli bir şeyler okuyup benim kendime geldiğimi görünce el işareti yaparak odadan çıkartılmam için işaret yaptı. O sırada sonradan sürüyü getirdiğini öğrendiğim babam da başımıza gelmiş ve hocanın işaretiyle birlikte beni kucaklayıp odadan çıkardı. Babam bana bir tokat atarak "Kaç defa gitmeyin oralara" diye söyledik diye çıkıştı. Neyse, ben ve Uğur sabaha kadar yan odada bekledik. Yanımızda yaşlı teyzeler Cuma'nın ağlayan annesini sakinleştirmek için telkinlerde bulunuyorlardı. Sabah olunca Cuma Hafız Hoca ile beraber odadan çıktı. Cuma bundan evvel de böyle varlıkları birkaç kez gördüğü için Topal Hoca çok daha öncelerde ona muska vermişti. Bu muska sayesinde onu ele geçirememişlerdi. Cuma kendine gelip de günler, haftalar geçtikten sonra orada bizim yanımızdan koyunları toplamak için ayrıldıktan sonra ne yaşadığını sorduk. Cuma biraz korkarak, biraz da çekinerek anlatmaya başladı. Siz orada toplanırken ben mezar yakınlarına 200 metre kadar yaklaşmış olan koyunları toplamak için gitmeye başladım. O sırada mezara yaklaştıkça başında telli duvaklı güzel bir gelinin oturduğunu gördüm. Etrafında 3-4 tane ufak çocuk mezarın etrafında koşuyor, kovalamaca oynar gibi hareketler yapıyordu. Sonradan geline odaklanınca gelinin bana doğru baktığını gördüm. O an korkmak gibi bir his bile kalmamıştı. Ellerim ayaklarım boşalmıştı. Gelin birden ayağa kalkarak bana doğru gelmeye başladı. Ama normal bir insan gibi gelmiyordu. Adeta havada süzülerek hareket etmeden geliyordu. Bana yaklaştıkça istemsizce yüzüne odaklandım. Yüzünü görebiliyordum. Dudaklarını kıvırdatmadan sanki konuştuğu kelimeler kafamın içinde yankılanıyordu.
O sırada ben besmele çekmek istedim fakat ne zaman niyetlensem sanki kelimeler ağzımda düğümleniyor. Hiçbir şekilde besmele çekemiyordum. Sonra solumda erzaklarımızı koyduğumuz eşeği gördüm. Gördüm derken bana doğru bakıyor ve gözlerini benden hiç kaçırmıyordu. Gözlerinin içi kıpkırmızı olmuş, adeta aklımı kaçırmam için hiç kıpırdamadan bana bakıyordu. Sonrasında olduğum yerde bayılmıştım. Gözlerimi açtığımda Topal Hafız'ın evindeydim dedi. O günden sonra da eşeği dahi bulamadık. Sanki kayboldu gitti. Bu olay bize ve köylülere iyi bir ders olmuştu. Bir daha kimse ne o yalnız mezarlığın oraya gitti ne de bizler gittik. Üç arkadaş şu an hepimiz ayrı şehirlerde olsak da bayramlarda bir araya toplandığımızda bu eski günleri yad eder, şükrederiz. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Şimdi gözlerini kapat ve şunları düşün. Akrabaların tarafından öldüğün düşünülerek toprağa defnediliyorsun. Fakat o da ne? Sen ölmedin. Zifiri karanlıkta toprağın altındasın ve bulunduğun daracık mezarın içindeki oksijen bitmek üzere. Ne yapardın? Niye bunu size hayal ettirdim? Çünkü bugüne kadar öldü sanılıp gömülen insanları ve hikayelerini sizlere anlatacağım. Yaşanan ilk olay 37 yaşındaki Rose Almeida'nın hikayesi. Brezilya'da duyanların inanmakta güçlük çektiği bir olay yaşandı. Öldü sanılarak gömülen kadın iddialara göre 11 gün boyunca tabuttan çıkmak için uğraştı. Kadının çığlıklarını duyarak gelen çevre sakinleri 37 yaşındaki kadının tabuttan çıkmaya çalışmayı başaramayan cansız bedeniyle karşılaştı. Akıllara durgunluk veren olay Brezilya'nın Neves şehrinde yaşandı. Kaldırıldığı hastanede septik şok geçirerek öldüğü açıklanan 37 yaşındaki Rose, ertesi gün San Jorge Santana mezarlığına gömüldü. Ancak iddialara göre Rose'un gömülmesinden günler sonra çevre sakinleri mezarlıktan seslerin geldiğini fark etti. Kadının gömüldüğü taş mezara gelen vatandaşlar tabutu kırdıklarında ise büyük bir şok yaşadı. Öldü sanılan kadının kafası ve ellerinde yeni oluştuğu görülen yaralar vardı. Bazı vatandaşların kadının el ve ayaklarına dokunarak vücudu hala sıcak dediği görüntülerde Brezilya televizyonlarında yayınlandı. Sıradaki gömülme olayı Octavia Smith'in hikayesi. 1800'lerin sonlarına gelinmişken ABD'nin Kentucky eyaleti korkunç bir salgınla çalkalanır. Bu salgının neden olduğu en trajik vaka ise Octavia Smith adlı bir kadındır. Daha bebek olan oğlunu salgın sonrası kaybeden Octavia depresyona girer ve yataklara düşer. Zamanla iyice hastalanan Octavia sonunda komaya girer. Birkaç ay sonrasında da hala yatağındayken öldüğü ilan edilir. Ardından da hemen gömülür. Cenazeden bir hafta sonra kasabadaki çoğu insanın Octavia ile aynı belirtileri gösteren hastalığa yakalanır ve koma durumuna girer. Octavia ile hastalanan diğer kişilerin arasındaki fark ise kasaba halkının komadan bir süre sonra çıkmasıdır. Durum böyle olunca Octavia'nın kocası karısının da hala yaşarken gömüldüğünden aslında bir süre sonra uyanacağından korkmaya başlar. Hemen mezarlığa girip eşinin mezarını açan adam bu korkusunun gerçek olduğunu anlar. Tavutun iç kısmında tırnak izleri vardır. Octavia'nın tırnaklarında da kan izleri. Yüzü ise dehşete düşmüş bir ifadeyle bakmaktadır. Gerçek ortadadır. Octavia hala hayattayken canlı canlı gömülmüştür. Ardından Octavia tekrar gömülür ve eşi tarafından adına bir anıt dikilir. Bu anıt günümüzde hala ayaktadır. Hastalığına gelince Afrika'ya ait bir sinek türünün neden olduğu uyku hastalığının tüm bu olaylara sebep olduğu düşünülüyor. Bir diğer olay Mina El Hora hikayesi. 2014'ün Mayıs'ında 25 yaşındaki Fransız bir kadın olan Mina, Fas'ta yaşayan biriyle internet üzerinden aylarca konuştuktan sonra ilk buluşmasına hazırlanmaktadır. Uçaktan indikten sonra Faslı arkadaşının evine gider. Birlikte güzel bir akşam geçiren ikilinin gecesi, Mina'nın
birdenbire yere yığılıp kalmasıyla sonlanır. Bunun üzerine adam, polise veya ambulansa haber vermek yerine kadının öldüğünü varsayıp bahçesine gömmeye karar verir. Sıkıntı ise Mina aslında ölmemiştir. Diyabet olan ve o an diyabetik komaya giren kadın sevgilisi tarafından ölü sanılmıştır. Birkaç günün ardından Mina'nın ailesi kayıp ilanı verir ve Fas'a giderek kızlarını bulmaya çalışır. Polisler adamı sonunda yakalar ve evini araştırırlar. Toprak lekeli elbiselerini ve mezarı kazmak için kullandığı kazmayı bulurlar. Sonrasında da korkunç manzarayla karşılaşırlar. Adam aslında Mina'yı öldürmüştür. Suçunu itiraf eder ve kasten adam öldürmekten yargılanır. Sıradaki gömülme olayı. Bayan Bogart'ın hikayesi. Charles Bogart ve eşi Pensilvanya'daki çiftliklerinde sıradan günler geçirirlerken 1893 yılının Temmuz'unda Bayan Bogart bilinmeyen nedenlerden aniden ölür. Doktorlar ölümünü doğrular ve ardından kadın gömülür. Hikaye burada bitmiş olacakken arkadaşlarından biri Charles'a gider ve karısının yıllar önce histeri krizleri yaşadığını söyleyerek aslında ölmemiş olabileceğini belirtir. Karısının canlı canlı gömülmüş olması fikri Charles'ın kafasına girer. Charles arkadaşlarıyla bir araya gelir ve mezarı kazar. Bulduğu şey şok edicidir. Eşinin vücudu tabutun içinde ters yatmaktadır. Tabutundaki cam parçası kırılmış ve vücudunun her tarafına saplanmıştır. Her yeri kan içindedir. Bu korkunç olayın ardından Charles Bogart'ın delirdiği söylenmektedir. Sıradaki gömülme olayı. Angela Hayes'in hikayesi. Diri diri gömülenlerin arasında şanslı olanlar da var. Bunlardan biri de Angela Hayes adlı 19 yaşındaki genç bir erkek. Fransa'da yaşayan Angelo, 1937'de motosikletiyle kasabada dolanırken kaza yapar ve kafasını tuğla duvara vurur. Doktorlar hiçbir şüpheleri olmaksızın Angelo'nun öldüğünü onaylar. Kazadan sonra Angelo defnedilir. İlginç olaylar bu noktadan sonra başlar. Bir sigorta şirketi Angelo'nun babasının daha yeni sağlık sigortası yaptırdığını fark eder ve para almak için ölüm yalanını attıklarından şüphelenir. Olayı araştırması için bir araştırmacı görevlendirirler. Araştırmacı, defnedilmesinin üzerinden henüz 2 gün geçmişken Angelo'nun mezarını tekrar açtırır ve şok edici gerçekle karşılaşır. Angelo hala hayattadır. Ölümü net olarak tasdik etmek için orada bulunan bir doktor bedenin hala sıcak olduğunu ve kalbinin attığını fark eder. Hemen hastaneye götürülen Angelo kurtarılır. Anlaşılan başındaki ciddi yaralanma yüzünden bilincini kaybetmiştir. Bu olaydan sonra Angelo tabutlara diri diri gömülenlerin uyandıklarında kurtulabilmesi için kullanabilecekleri zillere ekler. Bu yeni buluşuyla da tüm Fransa'yı turlar ve ünlü bir sima haline gelir. Sıradaki olaya geçiyorum. Bay Cornish'in hikayesi. İngiltere'nin Bath bölgesinin belediye başkanı olan Bay Cornish, 80 yaşında yüksek ateş nedeniyle ölür. Ölümünün hemen ardından gömülür. Mezarcı, gömü işlemini tamamlamak üzereyken, oradan geçen insanlar tarafından içecek ikram edilmesi üzerine mola verir ve küçük bir sohbete dalar. Sohbet sırasında Bay Cornish'in yarı gömülü haldeki mezarından sesler gelmeye başlar. Sesi duyanlar hemen yardıma koşar ve oksijeni bitmeden önce adamı kurtarmaya çalışırlar. Fakat ne yazık ki çok geç kalmışlardır. Bay Cornish nefessiz kalarak ölmüştür bile. Bu durumdan oldukça etkilenen Cornish'in kız kardeşi yakınlarına aynı kaderi yaşamamak için gömülmeden önce kafasının kesilmesi isteğini iletir. Şimdi son olaya geçiyorum. Uttar Pradesh olayı. 2014'ün Ağustos ayında Hindistan'da yaşayan 6 yaşındaki küçük bir kız da diri diri gömülmüştür. Kızın amcasına göre kızın evine yakın bir yerlerde yaşayan evli bir çift küçük kızın yanına yaklaşarak annelerinin yakındaki bir luna parkta olduğunu söyleyerek kızı tarlalarının ortasına götürerek boğmuş ve sonrasında da gömmüştür. Şans da o ki
Bölgede bulunan köylüler çiftin kızla beraber tarlaya girdiğini görmüş ve sonrasında yanlarında çocuk olmadan ayrıldıklarından şüphelenerek kızı aramaya çıkmışlardır. Kazılan mezarı bulan ve hemen kızı çıkaran köylüler kızın bilincini kaybettiğini ve nefes almadığını fark ederler. Hemen hastaneye ulaşırlar, kız kurtarılır ve sonrasında da kendini kaçıranları tespit eder. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Merhaba. Videoya başlamadan önce sizlere bir açıklama yapmak istiyorum. Bu hikayeleri internetten anonim olarak buluyorum. Yani kime ait ya da daha önce nerede paylaşıldı, bunları bulma şansım yok. Paylaştığım hikayelerin gerçek, yani asıl sahipleri bana ulaşırsa, hikayesini kaldırmamı isterse kaldırırım. Bunun dışında paylaştığım her hikayeyi takipçi hikayeleri dışında anonim hikayeler olduğunu düşündüğüm için paylaşıyorum. Şimdi hikayeyi anlatmaya başlıyorum. İyi dinlemeler. Komşumun yaşamış olduğu bu gerçek olayı onun ağzından aynen sizlere aktarıyorum. Yaptığım işleri elime gözüme bulaştırmıştım. Bundan dolayı da 5 kuruşsuz kalmış, ele güne muhtaç hale gelmiştim. İş arıyor, bir türlü bulamıyordum. Yine böyle iş aradığım günlerde bir yere uğradım. Orada birkaç kişi oturmuş konuşuyorlardı. Her ne kadar onları dinlemek istemedimse de onların birkaç sözü kulağıma çalınmıştı. Onlar defineden bahsediyorlardı. Define sözünü duyunca ister istemez kulak misafiri oldum. Onlar bir kişi daha olması lazım diye kendilerine bir ortak arıyorlardı. Ben de hemen söze atıldım. Ben de varım dedim. Böylece onlara katılmış oldum. Söylenilen yere gitmek için hazırlık yapılması gerekiyordu. Bu yüzden de bir hafta sonra gidilmesi için aramızda anlaştık. Bu bir hafta içerisinde hem hazırlıklarımızı tamamladık hem de birbirlerimizi iyice tanımış olduk. Bir hafta sonra hazırlığımızı tamamlamış ve yola çıkmıştık. Arabanın içinde neşeyle konuşuyor, sohbet ediyorduk. Böylece başımıza gelecek olanlardan habersiz defineyi çıkaracağımız yere vardık. Elimizde ne varsa araçtan indirip defineyi arayacağımız yere bıraktık. Her birimiz sırayla kazacaktı. Aramızda kazmayı ilk kimin vuracağına dair kura çektik. İlk kura bana çıktığı için elime kazmayı alıp başladım toprağa vurmaya. İlk yarım saat bir sıkıntı olmadan öylece kazıp durdum. Yarım saat geçtikten sonra topraktan akrep çıkmaya başladı. Her akrep çıktıkça onları alıp dışarıya atıyor ve kazmaya devam ediyordum. O akreplerden birini yanlışlıkla defineci arkadaşlardan birinin yanına attım. O defineci de elindeki kürekle akrebi öldürdü. Her ne kadar akrebi öldürme dediysem de korktuğum için beni dinlemedi ve onu öldürdü. Ne olduysa akrebi öldürdükten sonra oldu. Etrafta yüzlerce göz belirdi. Ardından da kahkaha sesleri. O gözler kıpkırmızıydı. Bir birleşip bir ayrılıyorlardı. Gecenin karanlığında onların gözleri apaçık belli olduğu için toprağı kazmayı bırakmış, şimdi ne olacak diye birbirimize bakmaya başlamıştık. Akrebi öldüren arkadaşımız hepimizden daha çok korkmaya ve bağırmaya başlamıştı. Zira görünmeyen varlıklar tarafından arkasından çekilmiş götürülüyordu. Az sonra bir çığlık koptu. Ardından ses tamamen kesildi. Onun cesedi önümüze atıldı. Biz korkudan başımıza ne gelecek diye beklerken simsiyah bir varlığın süzülerek üzerimize doğru geldiğini gördük. O varlık karşımıza gelip durduğunda korkudan birbirimize öyle sarıldık ki neredeyse kemiklerimiz kırılacak gibiydi. O varlığın ayakları tersti. Bir gözünde kocaman bir çukur vardı. Öbür gözünde de kurtlar vardı. Yüzünün bir yanı yanık, öbür yanı da kıllarla kaplıydı. Ağzında uzun ve sivri dişleri vardı. Kollarının biri uzun, biri kısaydı. O varlık bize, "Ey Ademoğulları, arkadaşınız bizden birini öldürdü.
Bir de intikam için onun canını aldık. Eğer siz de aynı akıbetle karşılaşmak istemiyorsanız buradan çıkıp gidin. Şunu da bilin ki o kazmak istediğiniz define bizimdir. Bizim olanı da kimseye vermeyiz dedi. Kalpleri titreten bir eda ile. Bunları söylerken öyle bir pis koku yayılmıştı ki bu kokuyu ömrüm boyunca unutamam. O varlık bizi ikaz ettikten sonra birden kayboldu. O gidince etraftaki yüzlerce göz de kayboldu. Onlar ortadan kaybolunca neyimiz varsa orada bırakıp aracımıza bindik. Aracımızın şoförü korkudan aracı öyle sürüyordu ki yarım saatlik yolu 5 dakikada vardık. O günden sonra ne define aradık ne de oraya gittik. O varlıklardan başımıza bir iş gelmeden kurtulmasına kurtulmuştum ama gece rüyalarıma sık sık giriyor ve beni korkutuyorlardı. Sadece ben de değil, oraya giden herkesin rüyalarına giriyor ve korkutuyorlardı. Bu rüyalar azalmayıp iyice çoğalınca bir araya gelip bizi bu durumdan kurtaracak bir hoca aradık. Aramamızın sonunda bir hoca bulduk. O hoca bizi bir odaya aldı. Etrafımıza çizgi çizdi ve ne görürseniz görün bu çizgiden çıkmayın diye uyardı. Biz çizginin içine girdikten sonra o hoca şimdiye kadar duymadığımız bir dille bir şeyler söyledi. O söyledikçe deprem olmaya başladı. Her taraf sallanıyordu. Ayrıca yine o kırmızı gözler çıkıp etrafımızda dönmeye başladılar. Biz onları görür görmez korkudan ayağa kalkıp kaçmaya çalıştıysak da o hoca bizi durdurdu ve çizgiden çıkmamızı engelledi. O hoca okumasını bitirince yine o karanlık varlık ortaya çıktı. Korku verici görüntüsüyle beraber karşımızdaydı. Hoca o varlığa sordu. Ne istiyorsun bir insanlardan diye. Bu soru üzerine o varlık cevap verdi. Ben onlara burayı kazmayın dememe rağmen beni dinlemediler ve kazmaya devam ettiler dedi. Bunları derken de arkadaşlarımın yüzüne bakıyordu. O karanlık varlığın ne demek istediğini anlamadığım için arkadaşlarımın yüzüne baktım. Arkadaşlarım benim onlara baktığımı görünce kafalarını yere eğdiler. Onlar kafalarını yere eğince ben de sonra oraya tekrar gittiklerini anladım. Hoca bir müddet daha o karanlık varlıkla konuştuktan sonra bize dönerek ''Bu şerli varlıkla anlaştım. Sizden 10 siyah keçi istiyor. O keçileri de söyleyeceğim yerlerde kesip kanlarını orada akıtacaksınız. Etlerini de kurdu kuşa yem edeceksiniz. Kemiklerini de bana getireceksiniz.'' deyince benim moralim bozuldu. Benim huzursuzluğumu gören hoca bana ''Evladım, niye suratın asıldı?'' diye sordu. Ben de bunun üzerine keçi alacak paramın olmadığını söyledim. Diğer arkadaşlarımın alacak paraları olduğu için onların böyle bir derdi yoktu. Hoca benim derdimi anlayınca hafif tebessüm ederek sırtımı sıvazladı. Ardından bana ''Evladım, senin alacağın keçiyi ben alırım.'' dedi. Hocadan bu sözleri duyunca sevinçimden hocanın ellerini ayaklarını öpmeye başladım. Benim bu tutumum karşısında hoca beni durdurdu ve keçileri bir an evvel almamız için bizi yolladı. Arkadaşlarım keçileri almaya gittiklerinde ben hocanın yanında kalmıştım. Arkadaşlarım keçileri alıp geldikten sonra biz de hocayla beraber gidip istenilen keçiyi aldık. Keçi sayısı tamam olunca hocanın tarif ettiği yerlere gidip keçileri kestik ve kanlarını akıttık. İşimiz tamam olunca keçilerden kalan kemikleri hocaya getirdik. Hoca getirdiğimiz kemikleri bir araya topladı. Yine o bilmediğimiz dilde bir şeyler okudu. Okuması bitince şerli varlık tekrar ortaya çıktı. Şerli varlık ortaya çıktıktan sonra bir araya toplanmış kemiklerin yanına gitti. Onları tek hamlede tutarak geldiği gibi ortadan kayboldu. O kaybolduktan sonra hoca bize dönerek ''Evlatlarım, kurtuldunuz artık.'' dedi. Hepimizin yüzüne bakarak ''Bundan sonra alnınızın teriyle kazanmadığınız işlere gitmeyin.'' dedi ve bizi uğurladı. Biz oradan ayrıldıktan sonra ben ve arkadaşlarım bir daha o işlerle uğraşmadık. Bu arada ben de bir iş bulmuş
ve çalışmaya başlamıştım. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Bu olay 6 yaşımdan 13 yaşına kadar sürdü. O zamanlar biz İzmir, Konağa bağlı Çoban Çeşme semtinde oturuyorduk. Ben 6 yaşındayken bu eve taşındık. Olayları net şekilde yaşayan ve anlatan annem, onun ağzından sizlere aktarıyorum. Eve taşındığımız ilk zamanlarda hiçbir problem yoktu. Aradan birkaç hafta geçtikten sonra tuhaf olaylar yaşanmaya başladı. Aileme bir şey belli etmedim. Yaşadığım olaylardan birkaç tanesi şu şekildeydi. Koyduğum şeyleri başka yerde buluyordum veya hiç bulamıyordum. Bir gün uyuyakalmıştım. Uyandığımda koridorun başında uzun ve kara çarşaflı biri duruyordu. Sanki karım çekilmişti ve öylece kala kaldım. Uykuyla uyanıklık arasında tekrar uyuduğumu hatırlıyorum. Yaşadığım olayları eşime dahi anlatmadım. Çünkü farklı bir eve gitmek isteyen bendim ve bunu yüzüme vurabilirdi. Ayrıca kocamı ve ailemi tedirgin etmek istemiyordum. Bu olayları ne kadar gizli tutmaya çalışsam da olaylar artıyordu. Geceleri evde koşma, bağırma, çığlık ve kahkaha sesleri geliyordu. Bir gün eve misafirliğe halam geldi. Biraz oturduktan sonra su içmek için mutfağa gitti. 10 dakika sonra salona geldiğinde yüzüme hiç bakmıyordu. Kafası hep yerde ve titriyordu. Zor nefes aldığını fark ettim. Ne olduğunu sorduğumda bana sanki ruh görmüş gibi korkarak bakıyordu. Ne olduğunu anlatmasını istedim. Bana mutfakta yaşadıklarını anlattı. Benim mutfağa gelip onun boğazını sıktığımı ve susmasını söylemişim halama. Halam korkuyla apar topar daha fazla kalmadan evden ayrıldı. Bunlar annemin ve akrabalarımın yaşadığı olaylardan en net olanlar. Şimdi benim yaşadıklarımı anlatıyorum. Ben 9 yaşına geldiğimde tuhaf şeyler oluyordu. Sürekli fısıltılar duyuyordum. Bana gel veya sus diyorlardı. Dedemin vefat ettiği gün annem hem üzülmeyeyim hem de kalabalıkta sıkılmayayım diye beni eve gönderdi. İçimde bir sıkıntı vardı. Ayrıca evdeki olaylardan dolayı eve gidesim yoktu. Neyse, yine de eve gittim. Benim odam en arkadaydı. Ben bilgisayarımda oyun oynuyordum. Ama içimde bir şey olacakmış gibi bir his vardı. Aradan biraz zaman geçti. Bulunduğum odanın camı birdenbire titremeye başladı. Ama öyle böyle değil. Cam neredeyse kırılacak. Sonra camın önünden siyah bir gölge geçti. Geçerken gölgenin bana baktığını net bir şekilde görebiliyordum. Gölge o kadar hızlıydı ki birden koridorun sonuna geçti ve bana baktı. Bana baktıktan sonra tekrar kayboldu. O kaybolur kaybolmaz annemin yanına koştum. Evden çıktım. Gün geçtikçe korkum ve gördüklerim artıyordu. Her akşam kabus görüyordum. Bir gün rüyamda annemin beni boğduğunu gördüm. Gerçek gibiydi. Bir uyandım. Sanki gerçekten sıkılmış gibiydi boğazım. Uyanıp tuvalete gittiğimde ayna karşısında kendimi görünce şok oldum. Boğazım kızarmıştı. Sanki gerçekten birisi boğazımı sıkmıştı. Bunun şokuyla boğazım kurumuştu. Su içmeye mutfağa gidecektim. Ama çok korkuyordum. Sonra cesaretimi topladım ve gittim. Suyu içerken yine o siyah gölge koridorda belirdi. Bana eliyle gel işareti yapıyordu. Sonra nasıl olduğunu anlamadığım bir şekilde annemin beni sarstığını hissettim. Buradan sonrasını annemin anlattığı şekilde biliyorum. Ben uyandıktan sonra annemlerin odasına gidiyorum. Kapıyı açıp bir süre onları uyurken seyrediyorum. Annem benim kapıdan onları izlediğimi fark edince bana seslenmiş. Oğlum ne oldu diye. Ama cevap vermemişim. Anlamsız ve anlaşılmaz birkaç kelime söylemişim ve tuvalet tarafına doğru yürümeye başlamışım. Annem uyuyacak olmuş ama şüphelenip beni takip etmiş. Tuvalette
Aynanın karşısında durup öylece kendime bakarken görmüş beni. Annem hiç müdahale etmemiş, hem korkmuş hem de uyur gezer olabileceğimi düşünmüş. Daha sonra tuvaletten çıkıp mutfağa yönelmişim. Orada su sürahisini alıp yere dökmeye başlamışım. Suyu dökerken öylece koridora bakıyormuşum. Daha sonra ağlamaya ve titremeye başlamışım. Buradan sonra annem beni sarsarak kendime getirdi. Bu yaşadıklarımız yüzünden evde huzur bulamaz olduk. Annemin yakın bir arkadaşı vardı. Herkesçe fal bakmasıyla adı duyulan bir kişiydi bu. Buraya taşındığımızdan beri ilk kez bize geldi. Neyse, sohbet muhabbet. Annem evde yaşadıklarından bahsetti. Annemin arkadaşı, anneme eve girdiğinden itibaren bu havayı hissettiğini, onun da anneme bu evle ilgili bir sorun yaşayıp yaşamadığını sormak üzere olduğunu söyledi. Annemin arkadaşı kendi yöntemleriyle evde ne olup bittiğini anlamaya çalıştı. Söylediğine göre evin tuvalet gideriyle mutfak gideri ayrı değilmiş. Biz bu evi kiralamadan önce çok uzun süre ev boş kalmış. Bu boş kaldığı süre zarfında evi sahiplenmişler. O zamanlar maddi durumumuz kötüydü. Taşınmak, maddi güç isteyen şeyler. Annem bu durumu babama anlatmış. Babam ne kadar inanmasa da yine annemin evi değiştirmek için bahane ürettiğini düşünse de bir usta çağırıp giderleri ayırttı. Sonra eşi dostu çağırıp evde Kur'an okuttuk. O günden sonra evde bir daha böyle bir olay yaşamadık. Uzun bir süre daha o evde yaşadık.